Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Mart ayı sizin için romantik bir ay, coşkulu bir ay. Geleceğe dair hedeflerinizi büyütüyorsunuz, hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz ve gerçekten şanslarla da karşılaşıyorsunuz. Bu ay yeni ayla başlayacak zaten. 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Jüpiter'le de birleşen kısmetli bir yeni ay ve sizin 11. evinizde doğacak. 11. ev geleceğe dair umutlarımız, hayallerimiz, dileklerimiz, projelerimizle ilgilidir. Demek ki güzel bazı hayallerimiz var, dileklerimiz var, umutlarımız var. Vizyonumuzu geniş tutabileceğimiz bir dönemdeyiz. Neptün'ün de 11. evinizde olması ve bu ay Güneş-Jüpiter kavuşumu, Güneş-Neptün kavuşumu da söz konusu. Yani ideallerde biraz tabii ki hayallerimiz var, daha vizyoneriz, ufkumuzu geniş tutuyoruz. Ve gerçekten hani biraz daha pozitif, iyimser bir bakış açısı içerisindeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, bu yeni ayın size daha güçlü destekleri olacaktır. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman daha tesirli bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu da söyleyebilirim. Evet, umutlarımız var geleceğe dair. Bunun yanı sıra sosyal alanlarda gelişmelerle karşılaşabiliriz. Daha fazla sosyalleşebileceğimiz, işte arkadaşlarımızla birlikte olacağımız grup çalışmalarında olabiliriz, ekip faaliyetleri olabilir. Arkadaşlarımızla beraber keyifli bazı organizasyonlar, kutlamalar içerisinde olabiliriz. Hatta böyle bir hobimizle ilgili sanatsal bir etkinlik, işte bir ya da ruhsal temalı böyle daha mistik, daha spiritüel etkinlikler, hani buralarda böyle çalışmalara, eğitimlere katılabiliriz, organizasyonlar içerisinde yer alabiliriz. Bunun gibi etkiler ay genelinde çok fazla. 4, 5, 6 Mart gibi Güneş-Jüpiter kavuşumu maddi manevi önemli şanslar getirebilir. Yeni tanışmalar olabilir, teklifler olabilir veya işte arkadaşlardan gelebilecek önemli yardımlar. Bunlar maddi manevi yardımlar, destekler şeklinde de kendisini gösterebilir. Gezegeniniz Venüs ayın 6'sına kadar Oğlak burcunda Mars'la birlikte oluyor ve Plüto'yla da birleşecek. Yani bu çok güçlü, böyle hırslı, tutkulu bir enerjidir. 9. evinizde olacak. Hayata bakışınız, anlam arayışınız, biraz inançlarınız, düşünceleriniz, felsefelerinizde oldukça kararlısınız aslında, ciddisiniz. Bu hukuksal konularda bazı güçlü adımlar atmak, yasal bazı süreçleri de işaret edebilir. Bu dönemde akademik alanlarda bazı hedefleriniz varsa, işte yazışmaların, görüşmelerin ya da bazı önemli adımların atılabileceği bir dönem. Yurt dışı konuları, uluslararası alanda da yine sürüncemede olan konular olabilir ve bunlarla ilgili bazı yine önemli kişilerle görüşmeniz, konuşmanız, bilgi paylaşımları içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Ayın 6'sından itibaren Venüs Mars'la birlikte Kova burcuna geçecek. Bu dönem sizi kariyeriniz konusunda daha mücadeleci hale getirebilir. Hedeflerinizle ilgili alanlar, neyi arzuluyorsunuz geleceğinizle ilgili ya da kariyerinizde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Buralarda daha arzulusunuz, daha hırslısınız. Mars mücadeleleri işaret ediyor ama Venüs burada iyicil bir etki de veriyor. Yani bazı destekler alabileceğinizi en azından gösteriyor. Sosyal alandaki ilişkilerinizde, kariyer konularında bu dönemde sizi destekleyebilir. Biraz böyle ilişkiler, aşk, romantik konularda hani daha çok iş çevreleri ya da işte o sizin sosyal çevreniz alanlarında daha çok karşınıza çıkabilir bu dönem içerisinde. Evet, ayın ortalarından itibaren Güneş-Neptün kavuşumu çok romantik, romantik olduğu kadar yaratıcı, idealist bir enerji veriyor. Burada biraz hayaller de öne çıkabilir. Hayallerle gerçekleri çok da fazla ipin ucunu kaçırmayalım. Daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmaya çalışalım. Ancak sizin için gerçekten birçoklarınız için bazı hayallerinize kavuşabileceğiniz çok da güzel bir gökyüzü. Ayın 10'undan itibaren Merkür'ün de artık balık burcuna geçiyor olması sezgilerinizi arttırırken yaratıcılığınızı da güçlendirecek. Ve tabii ki sosyal alanda da empati yapmanız, daha duygusal ilişkiler kurmanız, çevrenizdeki kişilerle birbirinizi anlamanız, anlayış geliştirmeniz, yani buralarda oldukça ruhsal anlamda sizi destekleyici olacak. Ayın 18'inde ay dolunay fazına geliyor. Başak burcunun 27 derecesinde sizi çok güzel destekleyen bir dolunay. Plüton'dan da güzel bir üçgen açı alıyor. Neptün'ün güzel bir açısı, yani tam bir güçlü açısı var. Aynı zamanda burcunuzdaki Uranüs'ün balık burcundaki Merkür'le güzel bir açısı var.
Diyoruz ya, bazı hayallerimiz var, dileklerimiz, umutlarımız var. Ay'a böyle başlıyoruz. İşte bu dolunay bu hayallere, umutlara kavuşmanızı sağlayabilir. Her şey biraz da elle tutulur, gerçek hale gelebilir. Aşk hayatınızda, romantik konularda güzel gelişmeler olabilir. Çocuklarınızla ilgili yine gelişmeler var. Hani çocuk sahibi olmak olabilir, bu hamilelik, doğum gibi konular olabilir ya da çocuklarınızın eğitimi, çocuklarınızın geleceği ya da çocuklarınızdan beklentilerinizin gerçekleşmesi. Hani bununla ilgili yine istikrarlı, uzun vadeli, daha kalıcı temaları gösteriyor bu dolunay. Maddi konularda da hani şansa ihtiyacınız olan bazı spekülatif yatırımlar olabilir, borsa gibi veya hani bazı kişisel girişimleriniz olabilir ya da sanat gibi hobilerinizle ilgili kişisel bazı attığınız adımlar olabilir ve bunların sonuçları olabilir. Hani bir yarışma teması, bir risk aldığınız bir konu, şansa ihtiyacınız olan bir alan. Hani buralarda da sizi destekleyebilecek, şans anlamında destekleyebilecek bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın tesiri çok daha önemli olacaktır. Çok daha güçlü olacaktır. Ayın 18'i, 3 gün öncesi, 3 gün sonrası en önemli, en güçlü tesirleri alabileceğimiz dönemler. Ayın 21'inden itibaren Merkür-Jüpiter kavuşumu, ardından Merkür-Neptün kavuşumu yine bizi çok daha idealist, çok daha hayalci ama çok da yaratıcı bir hale getiriyor. Bu ay hareketlisiniz. Yani bu ay sosyal etkileşimler fazla. İş çevrelerinde de olabilir, özel hayatınızda da olabilir. Yani böyle kalabalıklara katılmanız, bazı kutlamalarda olmanız, bazı davetlere katılmanız, daha fazla sanatsal etkinliklere, eğlenceli ortamlara katılmanız mümkün. Bu sosyalleşmeler içerisinde tabii ki yeni tanışmalar olabilir veya süregelen ilişkilerinizde daha eğlenceli, daha ilişkilerinizi duygusal anlamda güçlendirici durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Mars'ın, Kova burcundaki Mars'ın burcunuzdaki Uranüs'le kare açı yapacağı, özellikle ayın ortasından 20'sinden sonraki dönemde 23, 24, 25 Mart gibi biraz hani üstlerle ilişkilere, çalıştığınız ortamdaki kişilerle kuracağınız ilişkilere dikkat edelim. Fiziksel anlamda da sizi daha huzursuz, daha stresli hale getirebilir. Yani çok böyle tepkisel, çok dürtüsel davranabilirsiniz. Biraz isyankar tutumlarınız artabilir. Hani bu da özellikle aile ilişkileri ya da hani iş ortamındaki üstlerle kurduğunuz ilişkilerde biraz daha zorlayıcı olabilir. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. Ay sonuna doğru gezegeniniz Venüs Satürn'le birleşecek. Bu geleceğe dair oluşturduğunuz özellikle kariyer hedeflerinizde daha istikrarlı, daha somut bazı adımlar atabilmenizi sağlayabilir. Satürn kısıtlamalar demek ama aynı zamanda ciddi demek. Yani ciddi ilişkiler, uzun vadeli bazı yapıcı adımlar, iş hayatınız, kariyerinizle ilgili konularda söz konusu olabilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.